18. yüzyılın geç dönemlerinin ya da 18. yüzyılın son çeyreğinin Osmanlı dış ticaretinde bir kırılma dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırılmayı pek çok açıdan ele alabiliriz. Öncelikle yani bu kırılma geleneksel Osmanlı ticaret yapısının geride kalmasını ve eski dönemle mukayese olunamayacak yeni bir döneme başladığını bize ifade eder. Biz bu kırılmayı ticaret hacmindeki artışta, mübadeleye sahne olan yani ithalat ve ihracata sahne olan malların içeriğindeki değişiklikte, tüccarların faaliyetlerinde, ticaret politikalarında gözlemleyebiliriz. Ben literatürden söze başlayarak genel olarak daha önceki dönemle ilgili şu bilgileri vermek isterim. Yani 18. yüzyılın geç dönemlerine kadar Osmanlı Devleti'nin dış ticarette genellikle ihracatının ithalatından daha fazla olduğu kabul ediliyordu. İlişkilerinin daha çok Doğu dünyasıyla yoğun olduğu kabul ediliyordu. Ve dolayısıyla avantajlı bir konuma sahip olduğu kabul ediliyordu. Bununla birlikte imparatorluk sınırlarının çok geniş bir coğrafya içine alması nedeniyle imparatorluk dahilindeki iç ticaretin dış ticarete göre daha önemli bir yer işgal ettiği de kabul ediliyordu. Yani biz 18. yüzyılın geç dönemlerine kadar Osmanlı Devleti'nin lehine sonuçlar doğuran bir dış ticaret yapısı görüyoruz. Yani bunun topyekün değiştiğini veya değişmeye başladığını 18. yüzyılın sonlarından itibaren söyleyebiliriz. Bu dönemle ilgili birkaç gelişmeyi ön plana çıkarmak da mümkündür. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra 1774'ten sonra Boğazların ve Karadeniz'in yabancı gemilerin ticaretine açılmasıdır. Bununla beraber 1783 ve 84'te önce Rusya ve Avusturya, daha sonra da 19. yüzyıl başlarında diğer Avrupa devletlerinin hemen hepsinin rahatlıkla Karadeniz ticaretinde aktif olarak yer almasıdır. Yani bu gelişmeler Osmanlı dış ticaretinde bir farklılığa yol açmıştır diyebiliriz. Diyebiliriz ki bu dönemden sonra özellikle gelişmiş, nüfusu artan, sanayileşmiş Batı Avrupa için Osmanlı İmparatorluğu'nun yanı sıra Karadeniz kıyısında Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin Avrupa ile Boğazlar üzerinden daha yoğun bir ticari münasebete, ilişkiye girdiklerini söylemek mümkündür. Yani bu bir anlamda Osmanlı Devleti'nin bu tarihten itibaren, yani 18. yüzyılın son çeyreği ve 19. yüzyıl başlarından itibaren kısmen bir transit ticaret bölgesi hüviyetine bürünmesi anlamına gelir. Aslında 18. yüzyılın son çeyreğinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle batılı devletlerle yaptığı ticarette de ciddi bir artış olduğu söylenebilir. Bu ilk bakışta olumlu bir şey gibi gözükür. Çünkü ticaret hacminin gelişmesinden, daha yoğun ticari münasebetlere girilmesinden bahsediyoruz. Fakat bu artan ticari münasebetler, özellikle Batı Avrupa ile artan ticari münasebetlerin ekonomik sonuçları Osmanlı Devleti için olumsuz tezahür etmeye başlamıştır. Ticaret dengesine baktığımızda, yani ithalat-ihracat dengesine baktığımızda 19. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nin Batı'dan daha yoğun bir şekilde yüksek fiyatı olan, büyük bedeller ödenen mamul mallar ithal ettiğini, buna karşılık daha fazla ham madde veya yarı mamul mal ihraç etmeye başladığını görüyoruz. Yani bu Osmanlı Devleti'nin aleyhine olan bir ticaret dengesi anlamına gelir. Bu Osmanlı ekonomisini iyi etkileyen bir gelişme değildir. Daha önce Karadeniz ticaretini Osmanlı Devleti kendine münhasır tutabilirken, yani sadece bu coğrafyada kendi gemilerini kullandırırken 18. yüzyıl sonlarından sonra yabancı devletlere ait gemilerin bu denizi rahatlıkla kullanmaları nedeniyle
buradaki taşımacılık faaliyetlerinden istifade edemez duruma gelmiştir. Bu iyi bir şey değildir. Yine kendi sularında, yani Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de, Adriyatik'in girişinde, buralarda yoğun bir biçimde taşımacılıkta, yani dahili ticarette yabancı gemileri kullanmaya başlamıştır. Bu da Osmanlı için iyi bir şey değildir. Daha önce yani 18. yüzyılın erken dönemlerinde ve 17. yüzyılda ve daha önceki dönemlerde biliyoruz ki özellikle Avrupalı tüccarlar Osmanlı Devleti ile yaptıkları ticarette sadece büyük limanları kullanıyorlardı. Yani toptancı tüccar hüviyetindeydiler. İthal ve ihraç ettikleri malların iç kesimlerdeki pazarlamasını onların aracıları, ki çoğu zaman bunlar Osmanlı tebaası gayrimüslim tüccarlar idi, bunlar yapıyorlardı. Fakat 18. yüzyılın geç dönemleriyle beraber Avrupalı tüccarların deniz ticaretinde olduğu gibi kara ticaretinde de Osmanlı Devleti'nin iç kesimlerine nüfuz etme teşebbüsleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani aracı tüccarı devreden çıkaran, bizzat ürettiği malı iç kesimlerdeki panayırlarda, köylerde ve kırsalda pazarlamak isteyen, yine orada Batı dünyasında ihtiyaç duyulan sanayi ham maddelerini bizzat kırsaldan alma eğilimine gittiklerini görüyoruz. Burada Osmanlı Devleti'ni rahatsız eden temel faktör şu idi. Avrupalı devletlerle yapılan ticari anlaşmalarda çok fazla Avrupalı tüccarların iç ticarete nüfuz etmeleri öngörülmüyordu. Çünkü malların içeride de dolaşımı vergiye tabiydi. Devlet bundan da bir miktar gelir elde ediyordu. Avrupalı tüccarların iki devlet arası veya devletler arasında yapılan ahitnameleri, yani ticaret anlaşmalarını gerekçe göstererek iç vergileri, dahili gümrük vergilerini ödemeksizin iç ticarete nüfuz etme girişimleri Osmanlı Devleti için vergi kaybı anlamına geliyordu. Bu Osmanlı Devleti için rahatsız verici bir durumdu. Yani bu sözünü etmiş olduğumuz 3-4 faktör yani 19. yüzyıla girilirken ticaret mekanizmasının Osmanlı Devleti'nin aleyhine işlemeye başladığını bize göstermeye kafidir diye düşünüyorum. Esasen burada belki şuna dikkat etmek gerekir. Bu dönem, yani 18. yüzyılın geç dönemleri, son çeyreği belki, askeri ve siyasi bakımdan da Osmanlı Devleti için bir kırılma dönemi olarak veya çok kritik bir dönem olarak şüphesiz değerlendirilebilir.